Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 1500 ilimizde 400, Bartın ilimizde 100'de Karabük Yenici ilçesinde olmak üzere toplam 2000 kişilik madenci alımları bugün itibariyle başlamış bulunmaktadır. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda madenci ihtiyacının karşılanması için 2000 işçi alımı süreci Türkiye İş Kurumu aracılığıyla başladı. 25 Eylül saat 00.01 itibariyle Zonguldak'tan 1500, Karabük'ten 100 ve Bartın'dan 400 olmak üzere 2000 işçi alımı süreci başlamış oldu. Son başvuru tarihi ise 29 Eylül olarak açıklandı. Başvuruların E-Şube ve Alo 170 üzerinden yapılacağı, İş Kurum Müdürlüklerinden başvuru alınmayacağı öğrenildi. Başvuru şartlarında 18 yaşını doldurmuş olmak ve 32 yaşından gün almamış olunması gerekiyor. Zonguldak işçi alımı için Zonguldak'ta, Bartın'da 400 işçi alımı için Bartın'da, Karabük 100 işçi alımı için Yenici ilçesine ikamet etme şartı aranıyor. Başvuru sonucunda oluşacak olan aday listesinden Zonguldak için 1500 asil, 750 yedek aday, Bartın için 400 asil, 200 yedek, Karabük için 100 asil, 50 yedek aday herhangi bir yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın noter kurası ile belirlenecek. Noter kurası sonucu asil olarak belirlenen adaylardan başvuru şartlarını taşımayan, istenen belgeleri süresi içerisinde mazeretsiz teslim etmeyen, TCK beden gücü yönergesine göre istenecek olan sağlık muayenesine göre, yeraltı pano ayak üretim işçiliği sanatında çalışır rapor alamayan, yetkili birimlerce yapılacak olan arşiv araştırmasına göre işe girmesine engel bir suçu olanlarla, işi bırakanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak üzere işe davet yapılacak. Zonguldak site spor salonunda 13 Ekim 2023 tarihinde saat 14'e başlayacak kura çekimiyle adaylar belirlenecek. 20 Ekim günü Bartın'da ve Karabük'te yapılacak kurallarla adaylar belirlenecek. Gece yarısı başlayan başvuruların 5 gün boyunca devam edeceğini ifade eden İşkur İl Müdürü Okan Şentürk, 18 yaşını tamamlamış 32 yaşından gün almamış kişilerin ilana başvurabileceğini hatırlattı. Şentürk, 2019 yılında yaşanan uzun başvuru kuyruklarının bu kez yaşanmadığına dikkat çekerek şöyle dedi. 001'de sistem açıldı ilanlarımızla beraber. 3 tane ilimizde şu anda alımlar başladı. Bartın, Karabük ve İşkur İl Müdürlüğü'nde hiçbir vatandaşımız gelmeden Ali 170 üzerinden ve iletişim hatlarının ve E-Şube üzerinden yürüttükleri başvurularla beraber kurumumuza gelmesine gerek kalmadan başvurular şu anda devam etmektedir. Özellikle 2019 tarihinde oluşan o kalabalık ortamın ve vatandaşımızın sıraya girerek oluşturduğu kötü tablonun bugün oluşturulmaması nedeniyle özellikle Ali 170 iletişim hattına, internet sistemimizin genel müdürlüğümüze ve tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi basından ve sosyal medyamızdan takip ettikleri için kurumumuzun önüne gelmeyip başvurularını sistem üzerinden yaptıkları için özellikle kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada önemli olan bir konu daha var, onu da bahsetmek istiyorum. Başvurular sırasında 5 gün sürecek, bu önemli bir konu. Bugün başlayan başvuru 29 Eylül Cuma günü sona erecek. 23.59'a kadar vatandaşımız başvurularını yapabilecektir. Biraz da yaş aralığından bahsetmek gerekirse 25.9.1992 ile 29.9.2005 tarihleri arasında doğanlar bu madencilik başvurusunu yapabilecekler. Yani 18 yaşını tamamlamış, 32 yaşından da gün almamış arkadaşlarımızın Cuma günü 29 Eylül 2023 23.59'a kadar başvurularını sistemsel yapabileceklerdir. Tüm vatandaşlarımıza bu konuda hassas davrandıkları için özellikle teşekkür ediyorum. Açık iş ilanları sayfasından il Zonguldak seçiyoruz. İş yeri türünü kamu seçiyoruz. Diğer kısımlara hiçbir şey yazmamıza ve dokunmamıza gerek yok. Ara dediğimiz zaman TTK'nın ilanları geliyor. Zonguldak için olan 1500 kişilik madenci ilanının üzerine tıkladığımız zaman ilan detaylarının tamamını burada görebiliyoruz. Kişiler başvuru yapmadan önce şurada bir kutucuk oluyor, başvuru kutucuğu. Öncesinde okuyoruz tabii ki tamamını. Başvuru dedikten sonra ilana başvuru diyoruz ve yeşil bir ekran geliyor. Başvurularını gerçekleştirmiş oluyorlar.